Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Araf suresi 73-79. Ayetler arasını değerlendireceğiz ve bunlar hakkında bazı açıklamalarda bulunmaya çalışacağız. Bu kısımda Allah-u Teala Hazreti Salih'in kavmiyle olan durumunu bize anlatıyor ve onun hak ve hakikati tebliğ etmesi, kavminin buna karşı mukabelesi, yalanlamaları ve sonunda Semud kavminin helak edilmesi. Ve şöyle bildiriyor. Ve ila Semud'a ahahum saliha. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Daha önce Nuh kavmine Hazreti Nuh'u kavmine gönderdiğimiz gibi, Hazreti Hud'u kavmine gönderdiğimiz gibi Hazreti Salih'i de Semud kavmine gönderdik. Burada onların kardeşi diye ifade ediliyor. Onlar içinden bir fert. Onlarla beraber olmuş, onları bilen, onların içinden bir insan. Gale ya kavmi, o da dedi ki, ey kavmim, ubudullah, Allah'a ibadet edin. Mâ lekum min ilahin gayruh, sizin için ondan başka ilah yok. Burada evveliyle beraber düşündüğümüzde benzeri ifadeleri Hazreti Nuh'un da kullandığını görüyoruz. Hazreti Hud'un da kullandığını görüyoruz. Onlar da Allah'a ibadete davet ediyor. Tek ilah olduğunu Allah'ın anlatıyorlar. Günahlardan kaçınmaları gerektiğini anlatıyorlar. Görünüşte bu bir tekrardır. Aynı ibarelerle tekrar ediliyor gibi. Ama burada şöyle bir incelik var. Peygamberlerin daveti birbirine benzer. Yani hepsi aynı hakikatleri anlatmak için gelmişler. Zamana göre ve zemine göre tebliğ tarzlarında, metotlarında değişiklik olabilir. Ama anlatılan şeyler ana hatlarıyla aynıdır. Bu da bize iman küfür mücadelesinin tarih boyu devam ettiğini, bir tarafta peygamberlerin ve onlara tabi olanların, öte tarafta inkarcıların ve onlara tabi olanların olduğunu gösteriyor. Ve böylece gece gündüzün farklılığı gibi ve aydınlığın karanlığın farklılığı gibi insanlık aleminde de iki farklı grup meydana geliyor. Bir tarafta ehli iman, öbür tarafta ehli küfür. Mâ lekum min ilahin gayruh, sizin için ondan başka ilah yok. Kad câetkum beyyinatun min rabbikum, size Rabbinizden bir beyyine geldi. Yani burada beyyine, delil, hüccet gibi, mucize gibi anlamlarda kullanılıyor. Rabbinizden size bir beyyine geldi. Yani anlattıklarımın doğru olduğunu gösteren bir delil geldi. Bunun ne olduğu da daha sonraki kısımda ayetin devamında anlatılıyor. هَذِهِ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ Bu Allah'ın bir devesi. Ayeten sizin için bir ayet olarak. فَذَرُوهَا Onu bırakın kendi haline. تَأْكُلْ فِي اَرْضُ اللّٰهِ Allah'ın arzında yesin, içsin. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ Ve ona herhangi bir kötülükte bulunmayın. Ona dokunmayın bu noktada. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِمْ Yoksa elim bir azap sizi yakalar. Değerli izleyenlerim, burada bir mucize nazara veriliyor. Ve bunun ayrıntıları kitaplarda anlatıldığına göre kayanın içinden çıkan bir deve. Kavmi ona diyorlar ki, madem sen peygamberim diyorsun, senin peygamber olduğunu nereden bileceğiz? Ve bir talepte bulunuyorlar ve diyorlar ki, eğer gerçekten peygambersen şu kayanın içinden bize bir deve çıkar. Bunun üzerine Hazreti Salih dua ediyor ve o devenin, o kayanın içinden bir deve çıkıyor. Bu bir mucize, gözlerinin önünde meydana gelen bir mucize ve sıra dışı bir olay. Yani kayanın içinden deve çıkması olur şey değildir, görülmüş şey değildir. Ama Allah dilediği zaman olmaz gibi görülen şeyler olur ve harika şeyler meydana gelir. Burada o kavmin böyle bir ayetle, böyle bir harikulade durumla imtihan edilmesi de söz konusu. Çünkü bir kısım insanlar ne kadar ayet, mucize de görse yine inanmayabilirler. Nitekim Hazreti Salih'in kavmi, Semud kavmi de bu şekilde bir mucizeyi gördüğü halde yine de ısrar ediyorlar küfürde ve kabule yanaşmıyorlar.
Hazreti Salih bu noktada kavmini hatırlatıyor. Bu diyor Allah'ın devesi. Bırakın Allah'ın arzında, yeryüzünde o yesin, kendi haline bırakın. Ona herhangi bir zarar vermeyin. Ama ona zarar verecek olursanız o zaman da bir azap gelecek. Onu gözleyin. Vezkuru, hatırlayın. İz ca'alekum hulefâ'e, Allah sizi halifeler kıldı. Yeryüzüne hakim, hükümran kıldı. Min ba'di ad, ad kavminden sonra. Demek ki Semud kavmi de ad kavminden sonra gelenler. Ve bu insanlar o bölgede, o bölgeye yakın yaşıyorlar. Daha önceki ad kavminin yaşadığı yere. Bunlar Yemen taraflarında bir kavim. Hicr denilen bir mevkide hayatları orada geçmiş. Kur'an-ı Kerim'de Hicr suresi bunların yaşamış olduğu bölge olarak ifade ediliyor. Ve bevvâkum fil ardı, Allah yeryüzünde sizi yerleştirdi. Tettehizûne min suhûlihâ gusûra, sizler o kayalardan kendinize köşkler ediniyorsunuz. Ve tenhitûne el cibâle buyûte, ve dağları ev olarak yontuyorsunuz. Yani dağları ev olarak da kullanabiliyorsunuz. Gerçekten Semud kavmiyle alakalı bu ayetin dünyanın değişik yerlerinde misallerini görmek mümkün. İşte insanlar yumuşak kayaları oyabiliyorlar ve orada yaşayabiliyorlar. Dağları oyup oraları ev halinde kullanabiliyorlar. Türkiye'de peri bacaları belki bunun bir misalidir. Ve dünyanın başka yerlerinde de böyle kayalardan oyulmuş olan evler günümüze kadar gelmiştir. Fezkuru ala Allahi, Allah'ın nimetlerini hatırlayın. Ve la ta'sav fil ardı mufsidin, ve yeryüzünde müfsitler olarak bozgunculuk yapmayın. İnsanın tabiatında kuvve-i şehviye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliye gibi kuvvetler var. Ve bunlar kötü yönde de kullanılabiliyor. Mesela insanda akıl var ama bu akılla dalavere peşinde koşabiliyor. İnsanda şehvet, istek var. Bu istekler doğrultusunda bakıyorsunuz çok büyük haksızlıklar yapabiliyor. Ortalığı birbirine katabiliyor. Veya öfke var, kuvve-i gadabiye denilen. Bu öfkenin bir gereği olarak zalimane çok büyük haksızlıklar işleyebiliyor. İşte Semud kavmi de yeryüzünde geniş imkanlara sahip olmuşlar. Ama Allah'ın verdiği nimetlere şükretmek yerine bu nimetleri yiyip azgınlık peşinde koşmuşlar. Bunun üzerine Hazreti Salih kavmine aman diyor, dikkat edin. Allah'ın nimetlerini hatırlayın ve müfsitler olarak, bozguncu kimseler olarak yeryüzünde fesat çıkarmayın. قَالَ الْمَلَعُ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِمْ, kavminden kibirlenmiş olan, böyle büyük, kendini büyük gören kimseler, seçkin bir topluluk, kavminin önde gelenleri, onlar dediler ki lillezine stud'ifu limen amene minhum, Hazreti Salih'in yanında iman etmiş olan kimselere ve müstad'af durumda olan, yani böyle zayıf durumda kalmış olan kimselere dediler, etalemune enne salihan murselun min rabbihim, ve dediler ki biliyor musunuz, Salih Rabbinden bir peygambermiş. Bunu söylerken onun peygamber olduğunu kabul ettiklerinden değil, dalga geçmek için söylüyorlar. İstihza yolu, tehekküm yoluyla. Yani biliyor musunuz, sizin bu Salih var ya, Rabbinin bir elçisiymiş. Yani bunu söylerken inkar etmek niyetiyle söylüyorlar. Ve söylemiş oldukları kimseler de toplumda belki sosyal statü itibariyle daha böyle aşağı tabakada olanlar, o kadar maddi imkanı yerinde olmayan, müstad'af tabir edilen kimseler. Ve onlar üzerinde bu şekilde psikolojik bir baskı meydana getirmek istiyorlar. Ama onların tavrı bu noktada net. Diyorlar ki, قَالُوا اِنَّا بِمَا اُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ, biz onun gönderildiği şeye iman etmiş kimseleriz. Yani Hazreti Salih hangi şeyle gönderilmişse, neleri bize söylemişse biz ona iman etmiş kimseleriz. Burada imanına sahip çıkmak, mukaddesatına sahip çıkmak, bazılarının yanlış yönlendirmelerine hemen
kapılmamak, bu noktada kendini korumak, inancına sahip çıkmak, bunun güzel bir örneğini görüyoruz. Her ne kadar Salih'in kavminde, Hazreti Salih'in kavminde bir takım önde gelenler inkarcı da olsa ve muhatap oldukları kimseler, bu inkarcılar daha düşük seviyede olan ekonomik yön itibariyle, sosyal statü itibariyle daha alt seviyede olanları saptırmaya da çalışsalar, onlar tam bir sebat örneği gösteriyorlar ve diyorlar ki biz onun gönderildiği şeylere iman etmiş kimseleriz. Gâlellezîne istekberû, o kibirlenenler, iman etmeyi alçak gururuna yediremeyenler, onlar da dediler ki inna billezî âmentum bihi kâfirûn. Sizin iman ettiğiniz şeylere biz de kâfiriz. Siz neye iman ediyorsanız biz de onları inkar ediyoruz dediler. Burada tamamen değer ölçülerinin farklılığını görmekteyiz. Yani bir taraf imana sahip çıkıyor, öbür taraf küfre sahip çıkıyor. Ve bir taraf Allah'a ibadeti esas alıyor, öbür taraf Allah'a isyanı esas alıyor. Bir taraf tam mümin, diğer taraf tam kafir. Böylece saflar netleşiyor. Böylece insanlar kendi inançlarına uygun olan tarafta yerini alıyorlar. فَاَقَرُ النَّاقَةَ, ve o deveyi boğazladılar. وَاَتَوْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ, Allah'ın emrinden bu şekilde çıktılar, taşkınlık yaptılar. وَقَالُوا, ve dediler ki ardından يَا صَالِحْ اِتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, sen gerçekten mürselinden isen, Allah'ın gönderdiği elçilerden isen bize vaat ettiğini getir görelim. Hazreti Salih onlara demişti ki işte bakın bu Allah'ın devesi, Allah'ın arzında yeryüzünde dilediği gibi yesin, ona dokunmayın yoksa size bir azap dokunur. Bunun üzerine kavmi netice itibariyle onu boğazlıyorlar ve ardından da belalarını beklercesine ey Salih diyorlar, işte biz bak bu deveyi boğazladık, hadi bize vaat ettiğini getir, azabı getir de görelim. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ, bunun üzerine çok şiddetli bir sarsıntı onları yakaladı. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِم۪ينَ, ve onlar kendi diyarlarında yere çöküp kaldılar. Yani cesetleri yere yığılıp kaldı. O şiddetli gürültüyle, o şiddetli sarsıntıyla hepsi helak oldular. Ve bu bir deprem gibi düşünülebilir. Çok kuvvetli bir deprem. O depremde aynı zamanda çok şiddetli bir ses de olur. Böyle insanın ödünü koparan dehşetli bir ses. Böyle şiddetli bir ses ve şiddetli bir sarsıntıyla onların hepsi helak edildiler ve kendi diyarlarında çöküp kaldılar. Yani ruhsuz birer ceset olarak yere yığılıp kaldılar. Bir insanın dizinin bağı çözüldüğünde nasıl ki ayakta duramaz, yere yığılır kalır. Onların da ruhları uçtu, geriye kuru cesetleri kaldı. Ve o şekilde cesetleri bir ibret levhası halinde geride kaldı. فَتَوَلَّا عَنْهُمْ, bunun üzerine Hazreti Salih onlardan yüz çevirdi. Yüzünü döndü. وَقَالَ, dedi ki يَا قَوْمِ, ey kavmim لَقَدْ اَبْلَوْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي, ben Rabbimin risaletini size ulaştırdım. Rabbimin mesajını size ulaştırdım. Ve nasahtu lekum, ve size nasihat ettim. Ve lakin la tuhibbunen nasihin, lakin siz nasihat edenleri sevmiyorsunuz. Burada acaba Hazreti Nuh onlara nasıl seslenir? Yani Hazreti Salih, düzelterek ifade edeyim. Hazreti Salih onlar ölmüş olduğu halde onlara nasıl seslenir? Bu gerçekten düşünülmesi, mütalaa edilmesi gereken bir durum. Ancak benzeri bir durumu Peygamberimizin Bedir Savaşı'ndan sonra tavrında görmekteyiz. İşte Bedir'de Ebu Cehil gibi küfrün önde gelenlerinden 70 kişi öldürüldü. Ve Bedir'de Müslümanlar tam bir zafer kazandı. Onlar bir çukura gömülüyorlar. Yani o kafirlerin cesetleri toplu halde bir mezara konuluyor. Peygamberimiz orada o müşriklere hitaben sesleniyor.
Biz diyor Rabbimizin bize vaat ettiğini hak olarak bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiği azabı hak olarak buldunuz mu? Sahabe şaşırıyor. Diyorlar ki ya Resulallah, onlar öldüler. Onlarla nasıl konuşursunuz? Yani onlar sizi nasıl duyarlar? Peygamber Efendimiz bunun üzerine diyor ki şu anda siz onlardan daha iyi duyuyor değilsiniz. Ama onlar diyor size seslerini duyuramazlar. Demek ki öldü dediğimiz insanlar bu gibi hitaba muhatap olabilir. Burada da Hazreti Salih kavminin bu feci akıbetini gördükten sonra esefle bunu söylüyor. Yani bir peygamber için kavminin helak edildiğini görmek bir ızdıraptır. Yani bir oh olsun demez herhalde. Onların küfür üzerine gitmelerinden, sonunda böyle perişan olmalarından o da rahatsızlık duyar. Ve bunun üzerine onlarla alakalı bir şeyler demekten de kendini alıkoyamaz. İşte Kur'an-ı Kerim'de Yasin suresinde anlatılan bir kıssada inkarcı insanların öldürdüğü bir kimse anlatılırken o kimsenin son sözü şu oluyor. Kavmi onu öldürüyor ama o ya leyte kavmi ya'lemun, keşke kavmim bilselerdi, bima gafara li rabbi, beni bağışladığını ve cealeni minel mukremin, ve beni ikramına mazhar kıldığını keşke kavmim bilselerdi diyor. Yani onların kendisini öldürmesinden dolayı şikayetçi olmak değil, bilakis onlara üzülüyor. Ölmekle kendisinin kurtulduğunun farkında ama istiyor ki keşke kavmi de bu hakikatleri bilseydi ve onlar da bu hakikatlere inansalardı. Dolayısıyla burada Hazreti Salih kavminin perişan durumunu gördüğünde herhalde seviniyor değil, üzülüyor ama onların ardından şunu da söylüyor. Ve diyor ki ey kavmim, ben Rabbimin mesajını size ilettim. Size nasihatte bulundum. Bugünlerle alakalı size bilgi verdim. Hayrınıza olacak şeyleri söyledim. Ama siz nasihat edenleri sevmiyorsunuz. Günümüzde de Allah'ın dinini anlatmaya çalışan kimseler var. Elbette bunların anlatışı bir peygamber etkinliğiyle olmayabilir ama mesaj benzeri bir mesajdır. Bu mesajdan hoşlanmayan kimseler olabiliyor. Diyorlar ki ya niye bunlar anlatılıyor ki? Bırakın insanları kendi haline, herkes istediğini yapsın. Hayır, böyle değil. Allah'ın dini tebliğ edilmeli ama bunun neticesinde isteyen iman etmeli, isteyen de küfrü tercih eder. Bu onların kendi bileceği bir şeydir. Ama her halükarda Allah'ın dini tebliğ edilmeli. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an-ı Kerim'i iyi anlayan ve iyi uygulayan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.